Merhaba gençler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arya Matematik Sahnesi kitabında prova, prova sahnesi 10'un sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler birinci soruyla dersimize başlayalım. Arzu Hanım İstanbul'daki hava sıcaklığının 20 dereceden fazla ama yağmurlu olmadığı bir günde denizden İstanbul'a gidecektir. Hava sıcaklığı 20 dereceden fazla ama yağmurun olmamasını istiyor. Görselde verilen hava durumuna göre Arzu Hanım'ın İstanbul'a pazartesi günü gitmeye olasılığı kaçtır? diye soruyor. Gençler öncelikle 20 dereceden fazla ve yağmurlu olmadığı günleri bulalım. Yağmurlu olmayan günler diyorum. Bunlar bizim tüm durumlarımız olacak. sırayla yazacak olursak arkadaşlar. Bakın cuma 28 derece var ve güneş var. Şöyle cuma diyelim. Daha sonra cumartesi arkadaşlar 25 ve yağmur yok. Hadi cumartesi de bizim aradığımız şartlara uyuyor. Son olarak arkadaşlar bakın pazar günü 20 derece ve yağmur 20 derecenin altında yağmurlu. Bir de pazartesimiz var. 26 derece ve güneşli. Şimdi 3 tane durum var gençler. 3 durum var. O halde olasılık. Bu 3 durumdan bir tanesi pazartesidir. 1 bölü 3 olur olasılık değer diyorum. Pazartesi gitme ihtimali. Pazartesi de gitme olasılığı diyelim. Evet devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Bir şarkı yarışmasındaki jüriler birden ona kadar da olan doğal sayıları puan olarak verebilmektedirler. Jürilerden birinin görseldeki gibi puan verdiği bu yarışmada yarışmacının aldığı toplam puan 22'den fazla olduğuna göre yarışmacının alabileceği toplam puanın kaç farklı olası durumu vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 22'den fazla olduğunu biliyorum. Bakın bir tane de 8 puan verdi. O halde bunların verebileceği en fazla puanlar 10'ar puandır diye düşünelim. O halde 8 artı 10 artı 10'dan toplamda en fazla 28 puan olur. En fazla. E en az 22 dedi. O halde 22'den büyük olan değerleri bulmam gerekir. 28 dahil olmak üzere. 23, 24, 25 26 27 ve 28 puan alabilir. Arkadaşlar bakın buradaki olası durum sayısı 1 2 3 4 5 6 tanedir diyorum. 6 farklı olası durum vardır. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir tamir atölyesinde bulunan anahtarlar görselde verilmiştir. Anahtarların iki ucu olup farklı genişliklere ölçebilmektedir. Anahtarların hangi aralığı, hangi açıklığı ölçebildikleri görselde verilmiştir. 16 milimetreli genişliğindeki bir vidayı sıkmak için 15-16 veya 16-17 bakın arkadaşlar ne var burada? Her ikisinde de 16 var. Ne olur anahtarlar gereklidir. Yani 16 milimetre için 15-16 veya 16-17 anahtarını kullanabiliyorum. Buna göre bu anahtarlardan rastgele seçilen bir anahtarın 11 mm genişliğindeki bir vidayı sıkmak için kullanılma olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 11 mm'yi ölçmek için baktığımız zaman ya 10-11 olacak veya 11-12 olacak. Yani iki tane arkadaşlar seçeneğim var. Şimdi tüm anahtarlarımızın sayısı arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane toplam anahtar vardı. O halde olasılık 2 durum var dedik istediğimiz 2 bölü 9 olur olasılık değeri diyoruz. Evet gençler devam ediyorum 4. soruya geçiyorum. 1 metre istasyonunda metrolar ilk kez birlikte sabah 7'de kalkmakta ve 21.59'a kadar aralıksız çalışmaktadır. Buna göre giden istasyondan Bakın arkadaşlar bunlar önemli. Hareket eden metronun Verilen sürede gelen yöndeki metro ile birlikte hareket etme olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle tüm durumları belirlemek istiyorum. Şimdi giden arkadaşlar her 20 dakikada bir kalkıyor. Şimdi öncelikle şöyle düşünelim. Diğeri gelen metroda her 15 dakikada bir kalkıyor. O halde bunlar ne zaman beraber hareket ederler arkadaşlar? 15 ve 20'nin ekokunda. O halde 15 ile 20'nin ekokunu bulmak istiyorum. 2'ye böldüm. 15 bölünmez. Aynen yazdım 10. 2'ye böldüm 5. 15'i yazdım. 3'e böldüm 5 5'e böldüm 1 ve 1'dir. O halde ekokları şöyle ekok dediği yazalım gençler. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 60 dakikadır. Demek ki arkadaşlar bunlar her 60 dakikada beraber hareket ederler. Bu ne demek arkadaşlar? Aslında tam saatlerde hareket eder. Yani 07'de, 08'de, 09'da gibi. Bakın 07 00'da beraber hareket ettim. 08 00'da hareket ettim. 09'da hareket etti. Arkadaşlar bu şekilde Saat 21'e kadar sayarım. Çünkü 21.59'a kadar sayımız tamlarda hareket ediyor arkadaşlar. 21'e kadar toplamda 15 tane beraber hareket ederler arkadaşlar. 15 defa beraber hareket ederler. Şimdi peki arkadaşlar 15 defa beraber hareket eder dedik. 21'e kadar olan kısmı değerlendireceğim. 21'den 07'yi çıkarıyorum. 14 saattir arkadaşlar. Bu 14 saat bizim için dakikaya çevirecek olursak 14 çarpı 60 840 dakikaya denk gelir. Şimdi gençler tüm durumlar o zaman benim için 840 dakika üzerinden hesap edeceğim. Şimdi giden için konuşuyoruz. Giden her 20 dakikadaydı. 840 dakika içerisinde. Kaç defa giden tren hareket eder? 840'ı 20'ye bölüyorum. 42 defa hareket eder diyorum. O halde olasılık diyelim. Tüm durumlar 42 ve birlikte hareket ettikleri sayı da 15'ti. 15 bölü 42 olur. İstersek sadeleştirelim gençler. Şöyle 3'e bölüyorum. 5 bölü 14 de olabilir. Sorumuzun cevabı diyorum. Evet gençler devam ediyorum. 5. soruya geçiyorum. Evet bir masanın kenarlarına oturan 4 kişi iş bölümü yapmışlardır. Fatih Yeterince uzun dikdörtgen şeklindeki bir kağıt getirmiş. Selim bu kağıdı aynı büyüklükteki karelere bölmüş ve sırasıyla doğum tarihinin son 3 rakamını 8 defa 981 olarak görseldeki gibi yazmıştır. Arkadaşlar ne yapıyor? Fatih kağıt getiriyor. Selim küçük kağıtları kare haline getiriyor. Ve bakın 981, 981, 981 gibi yazıyor. Murat ise kağıtları baştan itibaren dörderli olacak şekilde kesip Suzan'a vermiştir. Yani dörderli dörderli grupladı arkadaşlar. 981 yanına 19 geldi. Bakın 4 tane. 8198 ondan sonra devam ediyoruz bu şekilde. Peki Suzan'ın bu kartların içinden rastgele seçtiği bir karta 9 rakamı yazma olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle 981'den başlayarak ne yapıyorum? 8 defa yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa 981'i yazdık. Şimdi bunlar ne yapıyorum arkadaşlar? 4'leri gruplamam gerekiyor. Evet. Evet dörderi grupladım. Arkadaşlar benden 9 gelme olasılığını soruyor. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar her bir sayı grubunda mutlaka bir tane 9 var arkadaşlar. En az bir tane 9 olduğunu görüyorum. Birden fazla da olabilir fark etmez. Her kartta arkadaşlar 9 olduğuna göre her kartta 9 olduğundan diyorum. 9 gelme olasılığı kesindir arkadaşlar. 9 gelme olasılığı kesindir. Biz arkadaşlar bu kesin olmasına da ne diyorduk? O halde olasılık kesin olasılık demek arkadaşlar 1 demektir. Olasılık 1'dir diyorum. Evet bir olması kesin olması anlamına geliyordu. İmkansız olasılık da sıfır anlamına geliyordu gençler. Evet devam ediyorum. Altıncı soruya geçiyorum. Bir abaküste eşit büyüklükteki boncuklarla 316 milyon 316 milyon 642 bin 405 sayısı modellenecektir. Görseldeki boncuklar kullanılarak sayı sayı modelindekinden Sonra kalan boncuklar boş bir torba yatıracaktır. Buna göre torbadan rastgele seçilen bir herhangi bir boncuğun gelme olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle sayımızı yazalım. 316 milyon 310 milyon pardon 310 milyon 642 bin 2 bin 405 Şimdi arkadaşlar ben bu sayıyı yazabilmek için kaç tane boncuğa ihtiyacım var? Toplayalım. 3 artı 1 artı 0. Evet buradaki sayıları topluyorum. Topladığımız zaman arkadaşlar toplam 25 boncuğa ihtiyaç vardır. 25 boncuk gerekli. Şimdi şu anda abaküste arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 1'den arkadaşlar 9'a kadar olan sayıları toplayacak olursam da 45 tane boncuk vardır diyorum. Boncuk vardır. Şimdi gerekli olan boncuklardan sonrakini arkadaşlar bir torbaya atacağız. O halde 45'ten 25 çıkarıyorum. 20 boncuğun 20 boncuk torbaya atılır diyorum. 20 boncuğu torba yattım ve bir tane bon, boncuk gelme olasılığını istiyor. Bir boncuğun gelme olasılığı 20'de birdir diyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Yedinci soruya geçelim. Evet yedinci soruya baktığımız zaman Efe Market'teki alışveriş sonunda ekranda yazan ödemeyi kredi kartlarından biri ile yapacaktır. Arkadaşlar ekranda 310 TL harcama yapmış. Efe'nin 4 tane kredi kartı olup harcama limitleri kartların üzerinde verilmiştir. Buna göre Efe kartlardan birini rastgele seçtiğinde kredi kartıyla ödemeyi tam olarak yapma olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ödeyebileceği limitlere bakarsam 310'u geçen 700 ve 1300 liradır. Ödeyebileceği kart limitleri diyorum. 700 ve 1300. Yani iki tane kartı var arkadaşlar. O halde olasılık Şimdi toplam kart sayısı 4 diyor. 2 tane ödeyebiliyor. Yani 2 bölü 4 olasılıktır. Bunu da 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. Evet gençler devam ediyorum. 8. soruya geçiyorum. Bir masanın karşılık kenarlarında oturan iki kişiden Ali önündeki özdeş kartları şekildeki gibi doğal sayıları yazmış ve kartları ters çevirip üst üste koyarak seyre vermiştir. Seyirin bu kartlardan rastgele bir kart seçtiğinde kartta yazan sayının asal sayı olma olasılığı %50'dir. Görseldeki en değeri 50'den küçük olduğuna göre en fazla kaç olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar o halde örnek verelim. Mesela ben diyorum ki en yerine 4 alacak olursam eğer en 4 ise diyelim. O halde gelebilecek sayılar 1, 2, 3 ve 4'tür. Buradan asal sayılarımız bakın 2 tane. Tümü 4'tü. 4'te 2. Bakın bu da %50'ye eşittir şeklinde düşüneceğiz. Zaten o zaman ben bir tanesini bulmuş oldum diyorum. O halde bir de arkadaşlar en yerine 2 verelim. En yani 2 hissediyorum. Yani gelebilecek sayılar 1 ve 2 olur. 2 asaldır. Bakın bir tane asal var. Toplam 2 sayı var. 1 bölü 2 de %50'ye eşittir diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar eğer en 6 ise diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bakın 1, 2, 3 tane asal sayı var. Toplam 6 sayı var. 3 bölü 6 Bu da 1 bölü den yine %50 eşittir. Bir de arkadaşlar en eşittir 8 sekiz diyelim. 8'e kadar olan sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Buradan 1, 2, 3, 4 tane asal var. Toplam sayımızda 8. 4 bölü 8 de %50'dir arkadaşlar. Bundan başka arkadaşlar bu şekilde eşitliği sağlayacağım. Yani %50 eşitliğini görebileceğim. Başka bir sayı yoktur. O halde en fazla 8 olur diyorum gençler. Evet bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.